Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah sevdiklerimizle en güzel yolculuklara çıkmayı, hayırlı günlerde, güzel şeylerde, güzel yerlerde, güzel vesilelerle buluşmayı hepimize nasip eylesin. Bugün çocukları konuşmak istiyorum sizlerle. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çocuk için babanın, annenin ona verdiği güzel ahlaktan daha büyük hediye olamaz sözünü hatırlayarak başlayalım. Çocuklar ailemizin, ülkemizin ve tüm dünya insanlığının geleceği. Öyleyse onlara gerçekten sevgi dünyasının kapılarını açmalıyız. Onları geleceğin zorluklarına emin adımlarla yetiştirmek, geliştirmek adına bütün disiplinleri, çocuk sevgisini vermeden, çocukluk duygularını güzelce yaşamadan hayatın içindeki korkuları eğer üst üste anlatırsak bu onları gerçekten yorar. 3 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşındaki hatta ergenliğe kadar çocuk çocuktur. Çocukluk sevgisini, çocukluk coşkusunu onun üzerinden almamak üzere, fıtratını bozmamak üzere sistemi mutlaka yürütmeliyiz. Çocukları skor hastası yapmamalıyız. Ne demek skor hastası? Full çektin mi? Full çekemezsen filanca okulda okuyamazsın. Full çekemezsen üniversiteye kazanamazsın. Bugünün dünyasını gelecekteki üniversitesiyle tehdit etmemeliyiz. Gelecekte seni çok aldatırlar diyerek saf tertemiz bir çocuğun duygu dünyasını alt üst edecek demagojiler, yani yanıltmacalı hareketleri yapmamalıyız. Kıymetli dostlar, bir diğer taraftan da artık 15 yaşına gelmiş bir çocuğu da 5 yaşında çocuğu terbiye eder gibi aman evladım, aman canım, bir tanem, annesinin aslanı, babasının aslan parçası, bu cümlelerle de çocuğu olmaması gereken, beyefendiler için söylüyorum, olmaması gereken duygular içerisine de sokmamalıyız. Şeyh Sadi Şirazi ne diyor? Çocuklarınızı kuzu gibi yetiştirmeyin ki gelecekte koyun gibi güdülmesinler. Yani eğer çocuğu dünyadaki sistemlerin, yönetimlerin ve başına gelebilecek durumların karşısında aciz kalacak şekilde her şeye eyvallah diyen, her şeye evet ya da her şeye hayır diyen, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeden yetiştiren anne babanın bu çocuklukta yaşattığı travma, kaza, yanlış eğitim modeli ya da annenin babanın yanlış model olması çocuğun gelecekte koyun sürüsünden farklı olamayacağını, tuttukları yere gideceğini, çobanın aklı kadar eylem planının olabileceğini söylüyorlar. Kıymetli dostlar, güzel ahlak denince bir yaz Kur'an kursuna gönderip tamam öğrendi oldu Sübhaneke ettehiyyatü namaz sureleri deyince bu iş olmuyor. Sakalı bırakıp, takkiye takıp 5 vakit namazı kılmak da yetmiyor. Nereden biliyorsun? İmam çocuğuyum ben. İmam torunuyum, imamlık yaptım. Hem imamların modellerini hem cemaatin modellerini, yani dini hassasiyetle yaşamaya çalışan insanların modellerini görerek geçirdik hayatımızı. Camideyken çok iyi namaz kılan mübarek bir zat ama namazdan çıktıktan sonra piyasa şartları gereği yalan söyleyen tüccar modeli. Ya olur mu böyle? Olmaz. İnsana fayda sağlamaz zarardan başka. Piyasa böyle deyip %7, %8, %10'luk faizlerle eşya satışları. Arkada yazıyor er-rizku alallah, Allah rızka kefil. Piyasa böyle deyip faizle mal satışları. Ya da günahı başına olsun diyerek filancaların dedikodusunu yapan bir çocuk. Hangi dini hassasiyetle, hangi ahlakla büyüyebilir ki?
ya da komşusunun başına gelen güzel bir hadiseye sevinmesi yerine kim bilir bunun için neler vermiştir, kim bilir bunun için kaç el öpmüştür, sanki biz yapmasını bilmiyor muyuz gibi ifadelerle başarılı olan insana olan öfkenin, başarılı olan insana duyulan nefretin maalesef ama maalesef çocuktaki yarattığı travmayı hiç kimse düşünmüyor. Yıllar önce anlatmıştım. Bir gün bir caminin müezzinin oğlu küçükken evde duyduğu sahneyi zihninden hiç çıkaramıyor. Yıllar sonra bu çocuk kaymakam oluyor. Kaymakam olduğunda, kaymakamlık kuralları çekildiğinde tayin yeri çıktığı an adı anons ediliyor. Örneğin Konya Ermenek Kaymakamı. Yanında da bir arkadaşı var. Kaymakam olduğunu öğrenir öğrenmez diyor ki müftüyü yaktım diyor. Arkadaş diyor ki ya sen buraya daha önce gittin mi hiç? Hayır diyor. Müftüyü tanıyor musun? Hayır diyor. Müftüyü niye yakıyorsun? Ne oldu ki diyor. Yıllar önce diyor ben küçüktüm. Babam camide müezzindi. Babamı her hafta bir camiye sürgün gönderi gibi gönderiyorlardı. Annem de evde babamla kavga ediyordu. Ve ben dedim ki anne bu babamı kim gönderiyor buraları? Müftü. Müftünün üzerinde kim var? Kaymakam. Ben büyüyünce kaymakam olacağım. Çocuğun anne babasından aldığı modelle 30 yıl sonra kaymakamı olduğunda hıncını alacağı hiç tanımadığı müftüyü yerinden edeceğini, canını sıkacağına yemin eden bir toplum. Bu hoca namaz kıldırsa ne olur? Bu hanımefendi hoca efendiye hanımefendilik yapsa ne olur? Bu çocuğun içerisinde nefret tohumu ektiniz ya. Halbuki bir başka vaiz olan hocamız hayatta, inşallah hocamıza da selam olsun. Hocamız derdi ki ya ben görevden ayrıldım. Müftü olmam gerekiyordu ama beni vaiz yaptılar. Peki vaiz yapınca Müftü Bey beni her hafta bir ilçeye sürüyordu. Ben de Müftü Bey beni her hafta bir ilçeye sürünce hanımla böyle baş göz olduk. Ya bu nasıl iş? O köy bu köy dolanıyorsun. Bu nasıl iş? Deyip durdum. Ben de hanıma dedim ki diyor. Hanım sesini çıkarma. Ben Müftü Bey'e desem ki beni her hafta başka bir camiye görevlendirmez. Ceza diye gönderiyor ama ben başka insanlara konuştuğum için çok mutlu oluyorum. Lütfen bunun için teşekkür et ve dua et. Ben Rabbime teşekkür ediyorum dedi. Şimdi bu çocukların bu ortamı duyduğu yerde mi çocuk daha mesut, bahtiyar olur? Yoksa biraz önceki atanan kaymakamın anne babasının çocuğuna bilmeden yaşattığı travma mı başarılı olur? Onun için çocuklarımızı ahlak üzere yetiştirelim derken 3 tane sureyi yaz Kur'an kursunda öğretmekle olmaz. Onlara doğru ifadeyi, doğru ticareti, doğru siyasi bakışı, doğru cemiyeti, doğru hayati planlamayı onlara yaşayarak, yaşatarak gösterdiğinizde ancak çocuklar kuzu olmaktan, gelecekte de koyun olmaktan kurtulurlar. Neye doğru, neye yanlışı daha 3 yaşından itibaren çocuklar anlıyorlar. Bir şey ne kadar cız, burası ne kadar yanlış, bu lafı söylemek ne kadar ayıp. Anneden babadan alır çocuk ahlakı, edebi, maneviyatı, güzelliği, ruhaniyeti. Sizde yok. Sigara iç, sigara içme oğlum. İçki iç, içki içme oğlum. Küfür et, küfür etme oğlum. Dedikodu yap oğlum, siz dedikodu yapmayın. Arkadaşlarla iyi geçinme, arkadaşlarınla iyi geçin oğlum. Sen yapamadığın bir şeyi çocuktan nasıl istersin? Yaptığın bir şeyi söylersen nasihatin, o söylediğin prensipler çocukta yerini bulur. Bu kuralları önce kendin yapacaksın ki çocuk senden ticareti, siyaseti, cemiyeti, hayatı en güzel şekilde öğrenebilsin. Ya piyasa çok kötü, ekonomi çok kötü, siyaset çok kötü, devlet çok kötü. Ya nesi kötü? Bak şu yolların güzelliğine. Bindiğimiz arabalara bak. 2 çeker, 4 çeker. Ata mı biniyoruz?
merkebe biniyoruz. Rüzgar vuruyor, gözümüzü kapatmıyoruz. Ne günlerden buralara gelindi. Bunlardan da şikayet edilir mi Allah aşkına? Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Çocuklarımız her dönemde ne kadar modernleşme olursa olsun medeniyete ve maneviyata ihtiyacı vardır. Yere tükürmemesi gerektiğini, yere bir şey atılmaması gerektiğini, ağzından çıkan her kelimenin inci gibi tertemiz, böyle billur gibi karşı tarafın gönlüne doğru akması gerektiğini ancak sizden öğrenir. Sonra okuldaki öğretmen ve arkadaşlarından öğrenir. Ama ilk öğretmen sizsiniz, anneler, babalar. Ben çocukların hareketlerinden anne babaların gramajlarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Akbili basmadan eğer 8 yaşında, 9 yaşında bir çocuk tramvaya biniyorsa bu çocuğun anne babası ahlaksızdır. Çocukta bir şey yok. Bugüne kadar kim bilir kaç defa böyle bindirdiniz. Yapmayın. Çocuğa haksızlığı değil, uyanıklığı değil, hakkaniyeti ve aydınlık olmayı öğretin. Böylesi nesiller ancak gelecek nesilleri kucaklar ve tüm dünya insanlığına da huzur getirir. Bugün çocuklardı, anne babalardı, sizleri, bizleri konuştuk. Hala ebeveynleriz, ebeveyn adaylarıyız. Hala anne babalarımızın çocuklarıyız. Hala kendimizi düzeltme fırsatı elimizde. Onun için ağzımızı, burnumuzu toplayalım, kalbimizi güzelleştirelim. Geleceğe güzel duygularla bakalım. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a emanet olun.